Hoş geldiniz. Ağustos 2015'te kurulan grubumuz 7 Kasım 2015'te yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla çok başarılı bir basın tanıtımı gerçekleştirmiş ve bugün ise 7000 kişiye ulaşan üye sayısıyla ciddi bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Değerli meslektaşlar, mesleki sorunlarımız bir çabuk büyümüştür. Maalesef parası olarak yaptığımız işlerden Ankara'nın harika arkası kesilmemektedir. Meslektaşlarımızın okulları kapanmış. Odamız ve çatı örgütümüzün 26 yıllık oda yönetim anlayışında kimsenin artık umudu kalmamış, sorunlar çözülemez noktaya gelmiştir. Gelinen bu noktada demokratik yapılanmayı temel alan, siyaseti değil, meslek sorunlarının çözümüne hedef alan, meslektaşlarımızın umudu haline gelen grubumuzun tanıtımını yapmak üzere sözü grup başkanımız ve aynı zamanda İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Başkan Adayımız Sayın Turgay Kanay'a bırakıyorum. Yaparken ne yapmamız gerektiğini, neden böyle bir yol çizdiğimizi
söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, son 3 yıl. Gerisini boşluyorum. Meslek örgütü bize kaç meslektaşımız girdiğini biliyor musunuz? Sayı olarak vermeyeyim size, aslında moraliniz bozulmasın. %20 arttık. Peki kazancımız %20 arttı mı? Benim bilmediğim bir şey varsa söyleyeyim. Artmadı. Artmayacak. Tam tersi, İstatistik Kurumu'nun verilerine bakarsanız bir azalma söz konusu. Bu azalmayı ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerekiyor? Yeni iş alanları yaratmak zorundayız. Yeni uzmanlıklar bulmak zorundayız. Bulmak derken çok da ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Aslında bizim sertifikadan bahsettim değil mi? Onun hayata geçmesi gerekiyor. Bir an önce. Bağımsız denetimin özellikle anonim şirketlerde hayata geçmesi için, geçmemesi için hiçbir engel yok. Biliyorsunuz orada bir murakaplık vardı, kaldırıldı. Orada bir boşluk var. Murakaplık. Gerçekten biliyorsunuz, çok kötü bir mühendisliği. Ama oralarda bağımsız denetim yapılamaz mı? 70 bine yakın şirket var. Alkoto birliğine verilmiş taahhütler de var. Ve bunu yapacak bir kitle var. Eğitimli mi? Orası tartışılır. Ama bu yapılmadı. Türkiye'nin buna ihtiyacı var bu denetim. Kayıt dışı ekonominin alabildiğine büyüdü. Bakın yıllardır hep söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlar kayıt dışı ekonomi Türkiye'de çok fazla. Sayın Mehmet Şimşek, Maliye Bakanımızın olduğu dönemde %52'lerde kayıt dışı ekonomi vardı. Çok büyük bir oran. Dünyada kabul edilir rakamlar %10'ların altında. Bizde çok fazla. Çünkü kontrol mekanizması, denetim mekanizması yok. Vergi incelemeleri de çok yetersiz. Bundan dolayı da bir kayıt dışı ekonomi var. Demin vergi dairesi müdürümün yanına gittiğim zaman hep ben açılışları eskiden yoklamayla yapardım. Hiç size yoklama yakalamayla geliyor mu? Ben hiç görmedim yıllardır. Çünkü yakalayacak kimse dolaşmıyor. Ve size gelen mükellefler ancak kendiliğinden gidip beni mükellef yaptılar. Bakın dünyada hiçbir ülkesinde vergi gönüllülükle alınmıyor. Ah benim vergime budur demiyor. Vergi zorla alınan bir yapıdır. Bu denetim tekniğinin en başıdır. Mutlaka da yapılmalıdır. Denetim en üst seviyeye çıkarılması gerekir. Belki bundan tüccarlar, esnaflar rahatsız olabilir. Ama Türkiye'nin yüklenmesi için ve bu noktada ilerlemesi için ihtiyacımız olan budur. Ve bunu yapacak örgüt de bu meslektir. 40 bin kişiye dayandık arkadaşlar. 40 bin. 45 bin sicil numarası veriliyor. Her 3 ayda bir 1000 meslektaş veriyor. Ve gençlere şunu istiyor. Ya benim diyor, ben nereden ekmek bulacağım? Söyleyin. O çocuğun yerine koyuyorum kendimi. O genç arkadaş, o genç meslektaş. Tabii ki sizden defter alacak. Başka şansı var mı? Yok arkadaşlar. Bugünkü seviyeniz daha da aşağı düşecek. Yeni uzmanlık alanımız neler olabilir demeyin. Var. Bir adli muhasebe. Bir kişilik müessesiz. Bakın bir taslağı çıktı. Bir anda bir sürü hepsine karşı çıkıldı. Gerek yok. Maliyenin anlayışı. İki tane maliyeden güzidi, güzide çalışan, yıllarca emek veren ustalarım var. Maliye çıkardığı her kanun teklifi, her tebliğiyle şunu söyler. Kervan yolda düzülür. Yani bir kanun çıkar, onu yolda yavaş yavaş hatalarını giderir. Bizler bunu hepsine karşı çıkarsak hiç çıkarmaz, bekler. Aniden çıkarıp kıyafet başımıza kopar. Evet. Ondan sonra da ya ne yapalım oldu dersin, başlarsın çalışmaya. Bunun adını da ambalaj dersin. Hayır ambalaj değil bu. Ankara değil. Aslında dünyada bu tür şeyler çıktığında meslek örgütleri seviniyor. Neden? Bak bize bir ekmek olanağı daha çıktı. Bir kazanç kapısı daha çıktı diye. Biz ne yapıyoruz? Anında üzüntü içindeyiz. Ya zaten gece 11'e kadardı. Şimdi mesai 23.58'i geçecek. 24'e kadar gidecek diyoruz. Evet doğru. Geçecek. Bunu paraya ihtiva ettirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunun kazancımızın hepsini bir paraya ihtiva etsek bu işler gidecek. Olacak mı? Biz bunlar için adayız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer sivil toplum örgütleriyle kavgamız olmayacak. Artık birlikte bu meslek odasını yukarıya çıkaracağız. Neler yapacağız? Bakın uzmanlık alanlarını belirlememiz gerekiyor. Herkes her işi yapmamalı. Doktorlarda olduğu gibi, avukatlarda olduğu gibi birbirimize rakip olarak görmeyelim.
birbirimizi kırmayalım. Yeminli üstadlarımız, bizim üstadlarımız. Sonuçta böyle 9 tane akademik olarak bizden imtihana girerek geçmişler. Bir uzmanlık dalı olarak da farklı bir dalda var. Adli muhasebe bir an önce çıkmalı. Oraya denen 4000-5000 arkadaşımız gitmeli. Bağımsız denetim. 2004'ten beri zorunluluk olmadığı halde yapılıyor. En az 5000 arkadaşın bürosunu bir şekilde buna yönlendirmeli. Bu ihtiyaç var mı? Var. Var. Bunların çerçevesini ortaya koymalıyız. Bakın şirket değerlemesi işi var. 75 tane şu anda meslektaşımız bu işi yapıyor gruplar. Haberiniz var mı? Yok. 75 tane. Peki ne kazanıyorlar? Bir şirket değerlemesinden 40.000. Ve genelde müşterileri yabancılar. Bizler bunu yapamıyoruz veya bilmiyoruz. Hepinizin bu konuda mutlaka zihnimizi açmak zorundayız. Tahsilat sorununa gelince değerli arkadaşlar, tahsilat sorunumuz var. Yok demem. Ha bana ne iş demem. Sakın bana ne diyeceğimi zannettim. Ne diyeceğim? Benim sorunum. Benimle birlikte 6 tane ilgili sorunum. Onun dışında kalan illerin böyle bir sorunu yok. O yüzden önemsemeyi olabilirler ama ben önemsiyorum. İstanbul'da bunu yapabilecek organın, yaratmanın yapısı bankalardan ve Maliye Bakanlığı'ndan yararlanmak. Başka türlü bir düzene ve mükellefe buna alıştıramaz. Haksız yere rekabeti yaratan unsur da bu. Bunu ortadan kaldırmak için banka ve Maliye Bakanlığı. İşini iyi yapan meslektaşlarımızın hiç zorlanmadan bu işi yapacaklarına inanıyorum. Ve biz de bu konunun takipçisi olup bu konuyu hayata geçireceğiz. Bununla ilgili de bir projemiz var. Değerli arkadaşlar, nasıl itibarımızı artıracağız? İtibarla ilgili sorumuz var mı? Var. Bizim var en azından. Ben bazen gıttı ediyorum arkadaşlarıma, diyorum ki yani vergi dersine gidiyorsunuz. Maalesef sıkıntımız has safhada. Muhatap bulamıyorsunuz. Denetime gidiyorsunuz. Bakış açıları size çok kötü. Neden? Bakın, eğer ki odanın kazanımlarını artırmanın yolu itibardan geçiyor. Önce şu itibarımız bir yükselsin. Bazı arkadaşlarım şunu söylüyor bana. Başkan, öbür meslek örgütlerinde nasıl? Bir avukatın itibari değeri bize göre daha yüksek. Onlar